İkinci derece denklemin köklerinin işaretlerinin incelenmesi çalışma kağıdı. Birinci soru. Mx kare artı 2m eksi 2x artı m eksi 1 eşit 0 denkleminin zıt işaretli iki kökünün olması için m hangi aralıkta değerler almalıdır? Bir ikinci derece denklemin köklerinin işaretleri incelenirken 3 temel bilgiye bakılır. 1. Delta. Delta köklerin varlığı ile ilgilidir. İki farklı reel kök varsa delta büyük sıfırdır. Tek kök varsa çakışık kök eşit iki kök delta eşit sıfırdır. Reel kök yok ise delta küçük sıfırdır. Bu nedenle delta'ya bakarız birinci olarak. İkinci olarak baktığımız şey köklerin toplamıdır. X1 artı X2. Formüllerini de karşılığına yazalım. Delta b kare eksi 4 ac'dir. X1 artı X2 eksi b bölü a'dır. Köklerin toplamı. Eğer köklerin ikisi de pozitifse kökler toplamı pozitif olacaktır. İkisi de negatifse kökler toplamı negatif olacaktır gibi. Üçüncü olarak kökler çarpımı. Köklerin çarpımı da c bölü a'dır. Bu üç bilgi ile biz bir ikinci derece denklemin köklerinin işaretleri ve varlığını inceleriz. Şimdi sorumuza bakacak olursak. Mx kare artı 2m eksi 2x artı m eksi 1 eşit 0 denkleminin zıt işaretli iki kökünün olması için köklerin zıt işaretli olmasını istiyor. X1 ve X2 kökleri, bir ikinci derece denklemdeki kökü vardır. Zıt işaretli olacak. Birisi eksi ise diğeri artı gibi. Bunlar yer değiştirebilir. Hangisinin hangisi olduğu önemli değil. Kökünün olması için hangi aralıkta değerler almalıdır? Birinci olarak zıt işaretli iki kökün olması, işaretten bahsettiğimiz için köklerin reel olduğuna ve iki tane olması da delta'nın sıfırdan büyük olmasını gerektirir. İki tane kökümüz var. Ve bunlar zıt işaretli yani birbirinden de farklı. Delta'nın sıfırdan büyük olması gerekir. İkinci olarak köklerin toplamına bakarsak. Zıt işaretli iki kökün toplamının işaretinin ne olacağına karar veremeyiz. Eksi olan mı sayısal olarak daha büyük artı olan mı? X1 artı X2 bunun hakkında yorum yapılamaz. Bu sorunun çözümünde etkisi yoktur. Ama biz her soruda bunların üçünü de düşünmek zorundayız. Üçüncü olarak x1 çarpı x2. Köklerin çarpımı. Zıt işaretli iki kök varsa köklerin çarpımı tabii ki sıfırdan küçük olacaktır. Negatif. Bu iki eşitsizliğin aynı anda sağlanması m'nin alabileceği değerleri verecek bize. Delta'nın sıfırdan büyük olmasını x1 çarpı x2 sıfırdan küçük olmasını sağlayan m değerleri bu eşitsizliğin bu denklemin zıt işaretli iki kökünün olmasını sağlar. Başlayalım çözümümüze. B kare eksi 4 ac sıfırdan büyük olacak. Bu denklemin b'si 2m eksi 2 x'in katsayısı. 2m eksi 2'nin karesi eksi şuradaki formülümüzü uyguluyoruz. 4 çarpı a'mız m c'miz m eksi 1. Bunun sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bunun karesini alırsak birincinin karesi 4m kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 8m artı ikincinin karesi 4. Buradaki eksi 4m'i içeri dağıtırsak eksi 4m kare eksi 4m ile eksi 1'i çarparsak artı 4m büyük 0. Eksi 4m kare ile 4m kare birbirini götürdü. Eksi 8m ile 4m'i toplarsak eksi 4m artı 4 büyük 0 oldu. Burada eksi 4m'i bu tarafa atarsak 4 küçük 4 büyük 4m. Her iki tarafı 4'e bölersek m küçük 1 olur. Delta'nın sıfırdan büyük olmasını sağlayan m budur. Ama bu zıt işaretli iki kök olması için yeterli bir şey değil. Bu iki kök olması için yeterli şarttı. Şimdi zıt işaretli iki kökün olması, iki kök olmasından ziyade iki farklı kök olması için yeterliydi. Kökler zıt işaretli olunca otomatikman birbirlerinden farklı olurlar zaten.
Burada x1 çarpı x2 sıfırdan küçük olacak. İkinci şartımız da bu. x1 çarpı x2 c bölü a'dır. C'miz m eksi 1. A'mız m. Küçük sıfır. Bu eşitsizliğin çözümünde kesirli eşitsizlikleri çözerken payın ve paydanın köklerini çıkartıp bunlarla tablo yapmak zorundayız. Payın kökü 1, paydanın kökü 0'dır. Eşitsizlik tablosunda küçük değerler sola, büyük değerler sağa yazılır. 0'a 1'i yazdık. Şimdi bundan sonra bu bölgelerin işaretlerini belirlemeliyiz. Birden büyük bir sayı seçersek 2. 2'yi getirip koyarsak buraya 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. 2'ye bölersek pozitif. Buradan bir sayı seçtiğimizde bunun işareti ne yapıyorsa bu bölgedeki bütün sayılar o işareti aynı yapıyordur. 0 ile 1 arasından bir sayı seçersek 1 bölü 2. 0 ile 1 arasında 1 bölü 2 vardır. 1 bölü 2'yi götürüp koyarsak buraya işaret eksi olacaktır. 0'ın solundan bir sayı seçersek eksi 1. Eksi 1'i götürüp koyarsak yukarısı eksi 2, aşağısı eksi 1 olacağından dolayı pozitif edecek. Negatifin negatife bölümü. Bizim aradığımız sıfırdan küçük olduğu yerler. Sıfırla bir arası. Buradan da m'in 1 ile sıfır arasında olduğunu anladık. Bizim çözümümüz bu ve bunun aynı anda sağlanması. Bu ikisinin kesişimini alacağız. İki tane alt alta sayı doğrusu çizip burada m birden küçük diyor. Bir dahil değil. Burada ise m 0 ile 1 arası diyor. Bu ikisinin aynı anda sağlandığı yer m'in 0 ile 1 arasında olduğu yerdir. Bu eşitsizliğin zıt işaretli iki kökünün olması m'in 0 ile 1 arasında olmasıyla mümkündür. İkinci soruya geldiğimizde bu sefer daha az konuşarak soruyu çözelim. Çünkü kuralsal bilgileri yukarıda konuştuk. Denkleminin farklı pozitif iki reel kökünün olması için kökler pozitif olacak. x1 pozitif, x2 pozitif. Farklı pozitif iki reel kökünün olması için birinci olarak delta hakkında yorum yapalım. Farklı iki reel kök. Delta sıfırdan büyük olmalı. Farklı iki reel kök için delta sıfırdan büyük olması gerekir. Çakışık veya eşit iki kök için delta sıfır olmalıdır. Reel kök olmadığı durumda ise delta küçük sıfır olmalıdır. Burada delta sıfır büyük olmalıdır. Sıfırdan büyük olmalıdır. Köklerin toplamı hakkında yorum yapacağız şimdi. X1 artı X2. İkisi de köklerin pozitif olacağına göre x1 artı x2 sıfırdan büyük olmalıdır. Bunun hakkında da yorum yapılabiliyor. Üçüncü olarak yorum yapılacak şey x1 çarpı x2'dir. İki pozitif kökü çarparsak yine sıfırdan büyük olur. Bunun farklı pozitif iki reel kökünün olmasını sağlayan k bu üç eşitsizliği de aynı anda sağlamalıdır. İşimiz biraz uzun. Önce delta büyük sıfırla başlayalım birincisiyle. B kare eksi 4ac. B'mizin karesi. K kare. Eksi 4ac. Eksi 4 çarpı. Eksi k çarpı. K artı 5. Küçük sıfır olmalı. Büyük sıfır olmalı. Delta sıfırdan büyük olacak. K kare. Buradaki artı 4k eder. 4k ile buraya çarparsak 4k kare artı 20k olur. Büyük 0. Buradan da 5k kare artı 20k büyük 0 çıktı. İkinci derece bir eşitsizlik olduğu için çarpanlarını ayırıp tablo yapmalıyız. 5k parantezini alırsak k artı 4 büyük 0 olur. K buradan bir 0 olmalı. Bir de eksi 4 olmalı. Bunlar ile tablo yapacak olursak. Eksi 4 buraya, 0 buraya. Sağdan bir sayı seçersek sıfırın 1. 1 koyarsak pozitif. 0 ile eksi 4 arasından eksi 1 seçersek. Burası eksi olur, burası artı olur. Çarpınca eksi çıkar. Eksi 5 seçersek buradan. Burası eksi olur, burası da eksi olur. Eksi ile eksiyi çarpınca artı olur.
Bölgelerin işaretlerini belirlerken bu bölgelerden birer sayı seçip koyuyoruz. Buranın işareti ne çıkıyorsa o bölgenin işareti odur. Aradığımız yer sıfırdan büyük olduğu yerler. Burası ve burası. İlkini çözdük. İkincisi, x1 artı x2 sıfırdan büyük olmalı. x1 artı x2'nin formülü eksi b bölü a'dır. Eksi b bölü a sıfırdan büyük olacak. B'miz k, eksi b, eksi k olur bölü a'mız, o da eksi k, eksi k, büyük sıfır olacak. Bunları birbirine bölünce 1, büyük sıfır olur. Burada herhangi bir k'lı değer kalmadı ve 1 büyük sıfır gibi doğru bir eşitsizlik kaldı. Buradan herhangi bir bilgi elde edemiyoruz. Bunun anlamı, her k bunun için olur. Her k kabul. K ne olursa olsun zaten x1 artı x2 sıfırdan büyük oluyor demek bu eşitsizlik için. Bu ikinci bölüm bize bir fayda sağlamadı. Çünkü her k'yı kabul ediyorum. 3. x1 çarpı x2 sıfırdan büyük olmalı. Yani c bölü a sıfırdan büyük olmalı. C'miz k artı 5. A'mız ise eksi k. Büyük sıfır olmalı. Payın kökü, payı sıfır yapan değer eksi 5. Paydanın kökü, paydayı sıfır yapan değer sıfır. Bu ikisiyle tablo yapacak olursak. Burası eksi 5, burası sıfır. Sıfırdan büyük bir sayı seçersek 1. Yukarısı 6, aşağısı eksi 1 eder. Böldüğümüzde negatif çıkar. Sıfır ile eksi 5 arasından bir değer seçersek eksi 1. Yukarısı 4 eder, aşağısı artı 1 eder. Pozitif. Eksi 6 gibi bir değer seçersek yukarısı negatif eder, aşağısı pozitif, negatif. Aradığımız yerler sıfırdan büyük olduğu yerler. Şimdi bu eşitsizlik ve bu eşitsizliğin kesişimini almamız gerekiyor. Çünkü hem bunu hem bunu hem bunu sağlayan m değerleri, pardon, k değerleri aradığımız k'lar. Eksi 4 sıfır. Sıfırdan büyük, eksi 4'ten küçük. Bu ise eksi 5 ile sıfır aralığı. Hiçbir dahiliyet yok zaten. O yüzden bunların hepsini dahil olmayan şekilde yazıyoruz. Sıfır. Burası ise burası taranmış. İki eşitsizliği de sağlayan burasıdır. Eksi 5 ile 4 arası. Eksi 5 m büyük olmalı, m eksi 4'ten ise küçük olmalıdır. Bu sorumuzun cevabı, pardon yine m dedik, k. Bu sorumuzu sağlayan k değerleri eksi 5 ile eksi 4 arasında olmalıdır. Önce şartları söylüyoruz. Şartları çözüyoruz. O şartların kesişimini alıyoruz. Hep bu aşamalar yapılmak zorundadır. Üçüncü soruya geldiğimizde, denkleminin farklı negatif 2 reel kökünün olması için a hangi aralıkta değerler almalıdır? X1, x2. İkisinin de negatif olması isteniyor. Farklı 2 reel kök olduğu için delta büyük 0. Negatif 2 kökün toplamı negatif olur. Toplam hakkında da yorum var. Negatif 2 kökün çarpımı pozitif olur. Kökler çarpımı hakkında da yorum var. 3 eşitsizliği de çözüp kesişimini alacağız. İlkiyle başlayalım. B kare eksi 4 AC sıfırdan büyük olacak. B'mizin karesi A artı 4'ü. Buradaki eksiği zaten kare aldığımız için yok eder. A artı 4'ün direkt karesini alacağız. Eksi 4 çarpı A'mız A eksi 1. C'miz eksi 2A. Bu büyük sıfır olmalı. Bunun karesini alırsak birincinin karesi A kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 8A. Çarpımın iki katı 8A. İkincinin karesi 16. Bu eksi 4 ile eksi 2A'yı çarparsak 8A eder. 8A'yı içeriye dağıtırsak artı 8A kare eksi 8A olur. Büyük sıfır. Buradan şu ikisi birbirini götürür.
9a kare artı 16 büyük 0 kaldı. İkinci derece bir eşitsizlik kaldığı için köklerini bulup tablo yapmalıyız. Fakat bunun kökü yok. Çarpanına ayrılmıyorsa şunu anlamamız gerekir. Bu ya hep pozitiftir ya hep negatiftir. Düşünürsek 9a kare bir şeyin karesini almışız, 9'la çarpmışız, üzerine 16 eklemişiz. Bu hep pozitif olur zaten. Biz de neyi arıyoruz? Bunun sıfırdan büyük olduğu yeri. Hep pozitif olan bir şey hep sıfırdan büyüktür zaten. Her a kabul burada. Her a bu durumu sağlar. Birincisinden herhangi bir katkı gelmedi. Her a'yı kabul ediyor çünkü bu. İkinci eşitsizliğimize geçiyoruz. Kökler toplamı sıfırdan küçük olacak. Eksi b bölü a küçük sıfır. Eksi b'miz a artı 4. Burada eksi vardı. Bir de biz eksi koyduk. Eksi b artı 4 oldu. A'mız a eksi 1. Bunun küçük sıfır olması gerekiyor. Tablo yapacağız. Payın kökü eksi 4. Faydanın kökü 1. Bu ikisiyle tablo yapılacak olsak eksi 4, 1. Birden büyük bir sayı seçtim 2. Pozitif. Buradan sayı seçince negatif. Buradan eksi 5'i koyduğumuzda yine pozitif edecek. Bizim aradığımız yer bunun negatif olduğu yer. Üçüncüsü, x1 çarpı x2 sıfırdan büyük olacak. 2 negatif kökün çarpımı çünkü sıfırdan büyük çıkıyor. C bölü a sıfırdan büyük. C'miz eksi 2a. A'mız ise a eksi 1. Büyük sıfır olacak. Payın kökü, payı sıfır yapan değer sıfır. Paydanın kökü 1. 0 ve 1 aldık. Birden büyük bir sayı seçtiğimizde 2 negatif yapıyor. 1 bölü 2 seçip koyduğumuzda burası eksi, burası da eksi oluyor, pozitif. Buradan da eksi 1 seçip koyduğumuzda pozitif, negatif, negatif yapıyor. Bizim aradığımız yer bunun sıfırdan büyük olduğu yer burası. Bu iki eşitsizliğin kesişimine bakacak olursak, ilkinden bir eşitsizlik gelmedi. Her a çünkü onun sıfırdan büyük olmasını sağladı. Eksi 4 ile 1 arası. Burası ise 0 ile 1 arası. İkisinin kesişimi 0 ile 1 arasıdır. A 0 ile 1 arasında olduğu sürece denklemi farklı iki reel, negatif reel iki köke sahip. Dördüncü soruya geldiğimizde. Denkleminin bir kökü sıfırdır. Kökün birisi sıfır. Denklemin diğer kökünün negatif işaretli bir reel sayı olması için denklemin diğer kökünün negatif işaretli bir reel sayı, diğer kökün negatif olması isteniyor. Bu durumda yorumlara bakacak olursak birinci olarak iki tane reel kök olacağı için delta büyük sıfır olmalı. İkinci durum x1 artı x2 biri negatif biri sıfır olduğu için sıfırdan küçük olmalı. Üçüncü durum x1 çarpı x2 eşittir. Köklerden biri sıfır olduğu için sıfır olmalı. Ve bu soruya direkt bu noktasından başlamak şart. Çünkü en keskin ve en net çözümü buradan ulaşırız. x1 çarpı x2 sıfır olacak. Yani c bölü a'nın sıfır etmesi gerekiyor. C'miz 4m kare eksi 1. Bölü a'mız 1. Yazmamıza gerek yok onu. 0. 4m kare eşittir 1. M kare eşittir 1 bölü 4. Bir şeyin karesinin 1 bölü 4 etmesi için m ya 1 bölü 2'dir ya da m eksi 1 bölü 2'dir. M'in zaten iki tane şansı kaldı. Şimdi bunlardan hangisi kökler toplamını negatif yapıyorsa o m bizim aradığımız m'dir. Eksi b bölü a'nın ikinci şarta gelirsek eksi b bölü a'nın sıfırdan küçük olması gerekiyor. B dediğimiz şey m. Onun önüne eksi gelirse eksi m bölü a'mız 1. Küçük sıfır olmalı. Eksi m küçük sıfır olmalı. Bunu eksiyle çarparsak m büyük sıfır olmalı. Yani m'nin sıfırdan büyük olanı kökler
toplamını sıfırdan küçük yapıyor. Bu soruda aradığımız m değeri 1 bölü 2'dir. Beşinci ve son sorumuza geldiğimizde, denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 sıfırdan küçük, x2 sıfırdan büyük. O zaman biz anlarız ki bunun kökleri negatif işaretli. Köklerin mutlak değerleri hakkında da bilgi verilmiş. Negatif olanın mutlak değeri, pozitif olanın mutlak değerinden daha büyük. Burada da yapacağımız iş, delta hakkında ilk olarak yorum yapalım. Delta büyük 0 olmalı. İki tane kökümüz var. 2, x1 artı x2 köklerin toplamı. Negatif olanın mutlak değeri daha büyükse, negatif olan eksi 4 ise mesela pozitif olan 3 gibi bir şey anlamına gelir. Yani ikisinin toplamı negatif edecektir. Üçüncü olarak ise köklerin çarpımı. Kökler zıt işaretli olduğu için sıfırdan küçük olacaktır. Bu şekildeki bir soruda da bu yorumları yapacağız. Aynı aşamalar tekrar edecek. Delta büyük sıfırı çözeceğiz. X1 artı x2'nin sıfırdan küçük olduğunu çözeceğiz. X1 çarpı x2'nin sıfırdan küçük olduğunu çözeceğiz ve bunların kesişimini alacağız en sonunda. Çok benzer bir soru olduğu için bunu çözmeden burada bitirelim. Temel yorum yapma aşamaları bizim için önemlidir sorularda. Bu işaretlerin varlığı, işaretlerin ne olacağının yorumu delta x1 artı x2 ve x1 çarpı x2 üzerinden gitmelidir. Delta iki farklı reel kök gördüğümüz durumda delta sıfırdan büyük. Eşit iki kök gördüğümüzde delta eşit sıfır. Kökler reel olmadığında delta küçük sıfır olacak. Öyle bir durum bunlarda gelmez. Köklerin toplamı net olarak karar verebileceğimiz bir durum olması lazım. Bazen yorum yapamayacağımız bir durumla karşılaşırız. Üçüncü durumda köklerin çarpımı. Bunlar hakkında yorum yapıp bunların eşitsizliklerini çözüp sonra da kesişimini alacağız. Benzer soruyu birinci soruda yaptığımız için burada bu çalışma kağıdımızı böylece noktalayalım.